Bekiroğlu size göre iddialı mı? Yani Ankara ve İstanbul'da yeniden Refah'ın üçüncü parti olması durumunu görüyor musunuz? Ve bu oy geçişlerinde olasılıklar nedir sizce? Ben bana mı sordunuz? Evet Sayın Bekiroğlu, size sordum. Ya Yeniden Refah Partisi şöyle yani kısa sürede yakın şeyde Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhur İttifakı'nda değişik sebeplerden dolayı rahatsız olan seçmenin ilk baktığı parti oluyor. Yani Refah kelimesi hocanın oğlu işte Fatih Erbakan Saadet Partisi'nin bazı o grup seçmene göre yıpranmış gibi görünmesi, Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifakı falan gibi sebeplerden dolayı ilk oy vereyim yani diye düşüneceği parti Yeniden Refah Partisi gibi görünüyor. Ama yani bunun böyle çok köklü ve ileriye yönelik umut teşkil edebilecek sebepleri olduğu kanaatinde değilim. O nedenle bu yani çok yanlış anlamasınlar ama saman alevi misali böyle yönelirler. %5 civarında büyük şehirlerde özellikle İstanbul'da oy alma ihtimali var, şansı var ve bu %5 de çok ciddi bir şekilde seçim sonuçlarını etkiler. Tabii karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan gibi bir seçim ustası ne diyeyim yani bu konularda çok tecrübe birisi var. Burada kullanabileceği tek araç bana göre kutuplaşmayı derinleştirmek. Ben 2009 seçimlerinde Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıydım. %5,2 oranında oy aldık ve o zaman da çok ciddi bir şekilde saldırı yani siyasi saldırı tabii altında kaldık ve toplumu kutuplaştırarak işte siz CHP'yi iktidara getirmeye çalışıyorsunuz, onları iktidara getirmeye çalışıyorsunuz. Tabii bugün bu daha sert bir zeminde yapılıyor. Böyle bir şey bir ay içinde onlara yönelik böyle bir şeye yönelebilirler. Ama benim duyduğum, aldığım bilgiler hala bir takım görüşmelerin devam ettiği. Bugün listeler verilse bile listelerde bir takım işte yeri çekilmeler CHP olabileceği için ya da söylüyorsunuz, değil mi Sayın işte el Bekiroğlu? altından seçmene böyle bir çalışma yapılacağı ve Cumhur İttifakı'nın adaylarının bazı yerlerde desteklenebileceğine dair ihtimaller de sıfıra inmiş değil bence. Bunu CHP için söylemiyorsunuz, Yeniden Refah Partisi için söylüyorsunuz. Tabii Yeniden Refah Partisi Evet. için söylüyorum. Aha, Yeniden yes. Refah Partisi ile Peki. ya AKP arasındaki şeyler devam ediyor. Daha önceki seçimde de böyle olmuştu son ana kadar. İşte sanki bağımsız bir şekilde gireceklerdi. Sert eleştiriler yapıyorlardı. Son anda ittifaka katıldılar. Belki şimdi böyle bir şey olmaz ama bir takım seçime yakın bir takım değişiklikler, işte el altından desteklemeler, zayıf işte adayların çalışmaması gibi olur. Olmazsa bile, parti bunu yapmasa bile seçmen düzeyinde bunu işletirler. Yani bizim partiye, Yeniden Refah Partisi'ne vereceğimiz oy işte CHP'yi iktidar yapar, CHP'nin kazanmasına sebep olur diye bir propaganda işler. Bunun işleyeceğine dair bir takım işaretler de alıyorum. Dikkat ederseniz toplumda son günlerde bir sürü böyle densiz, saçma sapan şeyler çıkıyor. Modası geçmiş, sondan çoktan toplumun gündeminin dışına çıkmış insanlar çıkıp işte toplum kesimlerinin değerlerine ya da ülkenin, milletin genel değerlerine saldırılar yapıyorlar. Ve bu saldırılar gerginlik aracı olarak kullanılacak. Yani dün dikkat ederseniz işte bir kişi sanki işte muhafazakar kesimlerin değerlerine saldırı yaptı. Bir başkası da işte Cumhuriyet'in kurucularına saldırı yaptı. Ve bütün bunlar kullanılacak, bütün gerginliklerin sebebi olacak ve toplum kutuplaştırarak bu yukarıda yapılamayan ittifak neyse birleşme sandıkta sağlanmaya çalışılacak. Seçime kadar bunları artarak devam edeceğini düşünüyorum ben.
Bakalım o sandıkta ittifak konusunu birazdan konuşalım. Çünkü hani seçmen hangi adaya yönelecek diye konuşurken parti içindeki partiler içindeki tartışmayla birlikte hani dün o partilerde gördüğümüz isimlerin o partinin adayına oy vereceği bile şüpheli hale geldi. Gürsel Tekin'in açıklamalarını da hatırlatırım birazdan ama Hatay sıcak başlık. Sayın Bekeroğlu, Hatay'da geldiğimiz noktada Lütfi Savaş aday. Lütfi Savaş bir mecburiyet mi oldu CHP için? Ya şimdi ben takip ediyorum bu olayı. Yani maalesef çok üzgünüm. Yani niye oldu, nasıl oldu bilemiyorum. İşte yönetim yeni, arkadaşlar yeni. Bilemiyorum yani ne oldu bilemiyorum ama çok kötü yönettik maalesef bu süreci. Yani Lütfi Savaş da yıprandı. Lütfi Savaş'a alternatif olabilecek insanlar da yıpranmıştı. Bence şu son anda sanki doğru yaptılar ama yani birçok çok yara aldıktan sonra doğru yaptılar. Değiştirmeleri baştan ilan edilmesi edilmemeliydi. Belki biraz daha Hatay'da belliydi. Serzenişleri vardı, sıkıntılar vardı. Ama daha zaman var ve bunlar umarım sahada, alanda bunlar onarılacak diye düşünüyorum. Ama yanlış yapıldı yani. Yani Savaş'ın adaylığını yanlış bulmuyorsunuz Sayın Bekeroğlu anladığım kadarıyla. Madem başta açıkladınız sonuna kadar da doğru şekilde arkasında durmalıydınız diyorsunuz. Şöyle yani ben o anketleri görmedim. Bilmiyorum o bilgileri. Yani şöyle doğru bulmuyor. Arkadaşlar diyorlar ki biz özel yani arayıp da soruyoruz. Diyorlar ki biz defalarca çok tarafsız çok doğru anketler yaptık. Ve en şanslı aday olarak Lütfi Savaş'ı görüyoruz. O öyle görüyorsanız o zaman şey yapmayın bu tartışmayı uzatmayın. O anlamda söylüyorum. Ben bilmiyorum en iyi aday, en doğru aday bir tepki olduğu açık. Baştan beri bir tepki vardı yani şeyde deprem öncesinde açık. Ama buna rağmen işte taşrada özellikle Antakya'nın dışında ilçelerde, köylerde kırsal kesimlerde Lütfi Savaş'ın çok büyük bir desteği olduğu söylüyorlar arkadaşlar anketlere bakarak. O zaman hiç bu tartışmalara yer verilmemesi gerekiyordu. Sayın Genel Başkan çok kararlı görünüyordu başta. Sonra bir takım şeyler oldu. Ama yani olabilir, bu tip hatalar yapılabilir. Cumhuriyet Halk Partisi açısından ben bir CHP'li olarak söylüyorum. Bu tartışmalar burada bitmiştir. Ayrılanlar, başka partiden aday gibi görülenler, yani bunlar şey değil. Ha, yanlış yapılmadı mı? Çok sayıda yanlış var ama geçti. Her seçimde yapılmıştır. Bunlar geçti. Şimdi aday yapılamadı, hatta büyük haksızlıklarla aday yapılmamış olsa bile, işte ayrılması, başka partiye gitmesi, ben olamadım, kazandırmayacağım. Bunların sayısı ihmal edilecek kadar azdır ve hiç bunlara bakılmaması gerekiyor. Şu anda çok ciddi bir seçime gidiyoruz. Bu herkes kabul ediyor ve biliyor ki bir yerel seçimden ibaret değil. Bu seçim 2028'e yönelişi de tayin edecek bir seçimdir. Dolayısıyla artık sahalara inip